Sayın Sarı Hocam, siz Gaziantep'sin, göz gütahsınız, doğru mu? Evet. Peki. İyi ki de geldim, onu söyleyebilirim yani. Teşekkür ederiz. Peki, bu koronayla ilgili en çok ölüm nedenleri sizin branşınızla ilgili, doğru mu? Maalesef öyle. Peki, bu konuda yapılabilecek bir önlem var mı? Önlem çok var tabii. Koronayı herkes anlatıyor. Ama bence iki tane şeyi vurgulasak yeter burada. Bir tanesi, akciğerleriniz ıslak olursa, yaş olursa çok etkilenmiyor. Bunun da ölçüsü işte günde diğer sıvılar hariç 2,5 litre su içmek. İkincisi de akciğerin kendini temizleme fonksiyonu dediğimiz bir şey var. Bu da bunu önleyen tek madde de sigara. Bana göre sigarayı şu anda bırakılacak en iyi ortam. Buna hepimiz sahip çıkarsak çok güzel olur. Çünkü akciğerde sigara ta 1 milimetre çapındaki ufak bronşlardan bir silli hareket dediğimiz hareketle aşağıdan yukarı doğru akciğeri temizliyor. Bu temizlemeyi çok kolay yapması için sigara içilmemesi lazım. Bir tek sigaranın akciğerin bu temizleme fonksiyonunu yaklaşık 16 saat felç ettiği söylenmektedir. Sigarayı içmezsek hem bu silli hareket çok faal ve düzgün olarak çalışır, hem de akciğerler kendini temizler. Suya gelince, hareket dediğiniz nedir? Ben anlamıyorum. Silli hareket ne demek? Silli hareket bu şeyde işte 1 milimetre çapındaki bronş sisteminden yukarı doğru adeta yelpaze gibi aşağıdan yukarı akciğeri temizliyorlar. Bunun temizlenmesi için de akciğerin ıslak olması önemli. Onun için su içmek temel burada. Yaş olmalı akciğer. Akciğer yaş olduğu zaman hem kolay dalgam çıkarabiliyorsunuz, hem öksürüğünüzü kısmen teşvik ediyor, hem de bu balgam sökücü diye kullandığımız ilaçların, biliyorsunuz o balgam eritme özelliği varken bir de özellikle üst solunum yollarında ödem yapıyor ve öksürüğü artırıyor. Yani şunu demek istiyorsunuz, su içenler koronadan ölmeyecekler, su içmeyenler ölecekler, öyle bir şey var mı? Büyük bir ihtimal, zaten bilimsel şeylere bakarsanız herkes onu diyor. Çok su için, akciğerleriniz ıslak olsun, sigara içmeyin. Yani vurgulanacak bence çok önemli iki şey. Peki az sigara ise? Vallahi o şeyin azı çoğu olmaz. Yani o, bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tanımı var. Günde bir sigara içen insan tiryakidir. Yani sigara tiryakiliğinin son tanımları bu şekilde olmaktadır. 6 tane içiyorum, 10 tane içiyorum, dışarı şey yapmıyorum, içeri çekmiyorum, bunlar değil. Şimdi ben sigaranın başka bir özelliğini size söyleyeyim. Sigara yaktığınız zaman sigaranın kağıdı yanar, alevsiz yanar. Alevsiz yanan sigara kağıdından karbonmonoksit çıkar. Ve sigara içen insanlardaki bellek bozukluğu karboksihemoglobin nedeniyle, çok büyük değil bu oran tabii ama az miktardaki karboksihemoglobin nedeniyle bellek bozuklukları bu insanlarda olur. Bunları düşünürsek daha sağlıklı olmak için, hele hele dünyanın başına büyük bir bela olan sigara ve akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, bütün hastalıkların nedeni, tam da bana göre genel bir panik hali varken bunu ön plana çıkarmak çok önemli olabilir. O zaman yaşlılarımıza biz şimdi bol bol su için diyeceğiz. Mutlaka. Suya bir şey katsınlar mı? Hayır. Sadece su. Mümkünse işte ılık denir. Suyun bir özelliği de bütün vücudu ıslatıyor. Ve miktar olarak günde 2,5 litre sırf su olarak. Katkılı değil yani, çaydı, şuydu, buydu. Biliyorsun çayda da bir özellik var. Çaydaki tein maddesi kalp sistemini daha çok çalışarak biraz idrar atılmasına neden olur. Onun için ne içerseniz için ama günde 2,5 litre suyu için. Bunun da çok güzel bir pratiği var. Özellikle orta yaş ve yaşlı insanlarda biliyorsunuz prostat sorunu var. Suyu siz sabahtan başlayın, akşam üzeri 4'te 5'te bitirin.
Dolayısıyla gece yatıncaya kadar tuvalet ihtiyacını da karşılamış olursunuz. Geceyi çok rahat geçirebilirsiniz. Hocam insanların yarısı kadın yarısı erkek. Kadınlarda prostat yok. Onlar akşam da içebilirler. Onlar da gece kalkıyorlar. Ya. Gece kalkmayacaklar. Uykuları bozuluyor. Uykuları bozmuyor. Uyku kalitesi tabii. O açıdan bence çok faydalı bir şey bu. Peki suya bazı şeyler katalım da vücut direncini arttıralım diyorlar. Buna ne dersiniz? Bazı şeyleri ayrıca yesinler. Organik doğal şeyler yesinler. Niye suya katıyorlar? Yani suda şöyle bir şey var işte, yok karbonat katın alkali olsun, yok limon koyun şu olsun, ama bence onları ayrıca yenebilir. Suyun tadını bozmamak lazım bence. İşte sarımsağı 5 diş ezin, içine zencefil katın, sütle karıştırın, bu bir serumdur. Bu serumu da her sabah için diyorlar. Ve onu yapacağınızda sarımsak yiyorsanız sırf sarımsak yiyin, çok da güzel olur, değişik olur, ya da yemeğe katın. Yani bir takım şeylerle böyle formüller maalesef günümüz insanlığın bir şeyi oldu. Bence hiç gerek yok. Yani mesela vitamin alacağınıza, eczaneden alacağınıza vitaminleri içeren gıdaları doğal olanını yiyin. Portakal sıkacağınıza, portakal suyu içeceğinize portakalı yiyin. Ne olur? Kabuklarının altındaki liflerden faydalanırsınız. Oradaki biliyorsunuz portakalın kabuğundaki şey C vitamini suyundan çok daha fazla. Şimdi son zamanlarda mesela limonda çok güzel şey yapıyorlar. Limonu kabuğuyla kesip atıyorlar ve kabuğuyla şey yapıyorlar veya yiyorlar. Ben son dönemde en çok hoşuma giden şey işte meyve doğradıkları zaman bir tane de limonu kabuğuyla doğruyorlar. Biraz ekşi oluyor ama harika oluyor. Besin değeri de bana göre çok yüksek. Gençlere de yaşlılara da hepsine de bol su diyeceğiz. Tabii. Yani o şimdi zaten bakın yaşamın 4 tane ana şeyi var deniyor. Diyet. Ne zaman başlar? Doğumla başlar derler. Diyet. İkincisi bu diyetin içinde ne var? Bir beslenme şekli. Karbonhidratı atın diyetinizden ya da minimale indirin veya konjüge karbonhidrat kullanın diyette. Bu ne sağlayacaktır size? Birçok şey olarak karbonhidrat azlığı nedeniyle yağların erimesini falan sağlayacak. Birinci ayak bu. İkinci ayak spor. Bunun önemine işte vücut kaslarının %80'i belden aşağı. Eğer yürürseniz ki 10 bin adım bir sınır olarak hep alırlar. Eğer yürürseniz şeker tedavisinde... Hocam şu anda sokağa çıkma yasağı var, bir de yaşlılar zaten. Onlar evde ne yapacaklar? içecekler ve evde eğilip kalkacaklar mı? Ne yapsınlar? Ya yürüsünüz de yürünebilen her yerde. Yani bir 10 bin adım sağlık... Sokağa çıkma yasağı var hocam, 10 bin adım atamazlar. Atarsın niye? Sokağa çıkma yasağı var. Ya evde oturacağını yiyor. Yani illa bugün atmasın. Zaten hayatında yürüyen insan o kadar az ki. Biz bugünü düşünüyoruz. Şu anda insanlar panik içinde. En doğru önlemleri nasıl alsınlar? En doğru önlem sıvı olması lazım. Bol sıvı alacak. Sigarayı kesinlikle kesecek. Bir de biliyorsunuz birçok şeyde stres deniyor. Bunun zaten sonucunun ne olacağını bilmiyoruz. Boşanmalar mı artacak, neler olacak falan. Bu bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.